görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Tarık uyuyor. Ve ben de arkadaşlar bugün küçülüp Tarık'ın evinde bir gece geçireceğim. Bakın küçücük oldum. Hemen abi Tarık'ın evine doğru tünel oluşturalım. Tarık'ın bu tünelden haberi bile olmayacak arkadaşlar. Şöyle hemen abi oluşturduk. Görmüş olduğunuz gibi şimdi Tarık'ın evindeyiz. Hemen şu jetpack'i arkama takacağım arkadaşlar ve Tarık'ın yanına doğru uçacağım. Tarık ben geliyorum. Şimdi Tarık'ı uyandıracağım Ferit ailesi, izleyin. Bu elimdeki havalı korna sayesinde arkadaşlar Tarık'ı yatağından fırlatacağım. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Ne oluyor be? Tarık kabus gördüm arkadaşlar. Çok kötü bir ses duydum. Neyse gidip elimi yüzümü yıkayayım. Ne oluyor abi ya, o ses neydi öyle? Kılıbıyı kurtuldum arkadaşlar. Az kalsın görünüyordum. Neyse şimdi Tarık'ı uyandırdık arkadaşlar. O şimdi elini yüzünü yıkaya dursun. Ben de Tarık'ın evine gizli bir karargah yapacağım arkadaşlar. Çünkü Tarık'ın evine bir gece kalacağız bildiğiniz gibi. Şimdi bir gece kalacağımız için de bir tane ev yapmalıyız kendimize, ufak da olsa değil mi? Tabii ki de bu evi arkadaşlar Tarık'ın yatağının altına yapacağım. Hemen abi Tarık'ın yatağının altına evimizi yapmaya başlayalım. Çok da büyük bir ev olmayacak arkadaşlar. Küçük bir ev olacak. Yani arkadaşlar büyük bir eve gerek yok. Zaten bir gece kalacağım Ferit ailesi. 5 gün kalmayacağım. Tamamdır canım ailem. Ev için gerekli alanı oluşturdum. Şimdi bu eve arkadaşlar ufak bir yatak yapacağım kendime. Bir tane yatağım olsa yeterli Ferit ailesi. Şöyle arkadaşlar yatağımızı yapalım. Hatta birazcık büyük bir yatak yapacağım. Tamamdır, yatağımız hazır. Başka da bir şey yapmama gerek yok arkadaşlar. Burada böyle yatağımda spam point ayarladım. Ölürsem burada doğacağım. Bu evin tabii arkadaşlar üstünü de kapatmalıyım. Şöyle arkadaşlar üstünü de kapatalım. Evin üstünü niye kapatıyorum Ferit ailesi? Çünkü arkadaşlar görünmememiz lazım. Yani Tarık arkadaşlar bizim burada olduğumuzu bilmemeli. Şöyle tamamdır. Evin girişini arkadaşlar buradan yapacağım. Bakın böyle ufacık yerden giriş yapıyorsunuz. Tamamdır, evimiz hazır arkadaşlar ve aşırı gizli. Şuna bakın abi ya. Burayı var ya kimse bulamaz arkadaşlar. Benden başka kimse bulamaz. Biraz karnım acıktı. Şimdi gidip karnımı doyuracağım. Kahvaltı yapacağım. Aa, Tarık arkadaşlar kahvaltı yapmaya gitti. Ben de geliyorum Tarık. Beni de bekle. Ben de yapacağım. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde aşağı inmeliyiz. Hızlı bir şekilde aşağı inmeliyiz. Koş. Olamaz, yumurtalı pastırma yapacaktım ama yumurta bitmiş. Neyse markete gidip şimdi yumurta alacağım. Of, nasıl bitebilir ya? Arkadaşlar Tarık markete gitti arkadaşlar yumurta almaya. Bakın Tarık pastırmaları duruyor burada, görüyor musunuz? Hem de daha pişirmemiş. Ve elinde şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dünyanın en acı iksiri var. Bu dünyanın en acı iksirini şimdi Tarık'ın pastırmalarına fırlatıyorum. Fırlattım arkadaşlar. Tarık arkadaşlar bu pastırmayı yedikten sonra var ya abi yanacak, dili yanacak, bütün vücudu yanacak. Be sonra da yumurta aldım arkadaşlar. Şimdi yumurtalı pastırma bitirebilirim. Tarık geldi. Tarık geldi. Saklan. Evet, şöyle yumurtamızı kıralım ve pişirmeye başlayalım. Pişir bakalım Tarık, pişir bakalım. Oo, çok lezzetli olmuş ya. Oğlum var ya, hayatımda yaptığım en iyi yumurtalı pastırma olmuş. Bu en iyisi. Allah Allah, acaba iksir mi lezzet kattı? Demek ki arkadaşlar acı iksiri lezzet katıyor. Dilim yanıyor, bu ne ya? Bu biraz fazla acılı olmuş. Daha dilin çok yanacak Tarık, bekle bakalım. Ben bu kadar acı koymamıştım. Dilim yanıyor. Ayran alacağım, ayran içmeliyim, dilim yandı. Az sonra arkadaşlar var ya Tarık ejderhaya dönecek Ferit ailesi, izleyin şimdi. Yanmaya devam ediyor hala. Tarık'a bakın. Biri var, yardım etsin. Yardım edin. Tarık üstüne çıktı arkadaşlar. Ne oldu Tarık bir anda kardeşim ya? Ne yumurtaymış bu böyle, ne pastırmaymış? Dur acaba ben de mi bir yudum alsam? Yok arkadaşlar, yok, ben yemem. Yersen ben de aynı hale gelirim. Tarık kesin arkadaşlar tuvalete gitti şimdi. Var ya kesin tuvalete gitmiştir. Biz de hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde şöyle üstüne çıkalım. Be zar zor kendime geldim. Ya ne kadar acı koymuşum ya yemeğe. Çok acılı olmuş yemek. Eyvah, Tarık beni az kalsın görüyordu, gördünüz mü? İyi ki görmedi arkadaşlar. Halı beni gizledi. Çok komik program. Tarık televizyon izlemeye başlamış arkadaşlar. Şuna bakın. En favori programını izliyor. Ne kadar komik ya. Çok gülüyorum valla.
Şu an Tarık'ın arkasındayım arkadaşlar ve Tarık'ın haberi yok. Şuna bakın arkadaşlar. Şimdi gizli bir şekilde abi Tarık'ı televizyonda bulacağım abi. İzleyin şimdi ama ilk önce Tarık'ı televizyonda gizli bir şekilde gitmem lazım. Tamam, beni görmüyor, beni görmüyor arkadaşlar. Şu an beni görmüyor. Vallahi ne kadar komik ya. Hep gülüyorum vallahi. Tamam Tarık, gülmeye devam et kardeşim. Gülmek senin olsun. Tamamdır arkadaşlar, Tarık'ın televizyon masasına çıktım. Şimdi Tarık'ın televizyonun içine gireceğim ve onu bozacağım. Hadi bakalım girelim. Hop, tamamdır canım annem. Bakın Tarık'ın televizyonun içindeyiz şu anda. Şimdi arkadaşlar kabloları koparacağım ama kabloları nasıl koparabilirim abi, nasıl koparabilirim? Tamamdır, makasım var Ferit dairesi. İlk önce sarı kabloyu koparalım. Tamamdır, kopardık. Sonra mavi kabloyu, sonra yeşil kabloyu, sonra kırmızı kabloyu koparalım. Tamamdır, şu an Tarık'ın televizyonu bozuldu. Artık buradan çıkabiliriz. Şuna bakın abi, Tarık'ın televizyonun içi ne kadar da pis. Hemen çıkalım Ferit dairesi. Hop. Allah Allah, ne oldu bu televizyona böyle? Acaba ne oldu Tarık? Çalışmıyor ya. Ekran gitti. Acaba kanal mı kapandı? Anten falan mı çekmiyor? Aha, beni görecek, beni görecek. Allah Allah, elektrik de bağlı. Neyse, çıkıp bir antene bakayım. Belki çatıdaki anten bozulmuştur. Aa, Tarık çatıya çıkıyor arkadaşlar. Dur Tarık, nereye gidiyorsun kardeşim ya? Seni takip etmek de çok zor. Tarık şimdi arkadaşlar çatıya gitti antene bakmak için. Tarık, anten bozuk değil oğlum, televizyon bozuk. Of ya, kesin anten bozuk abi. Şimdi antenciyi çağıracağım. Aa, arkadaşlar Tarık hala antenin bozuk olduğunu zannediyor. Şimdi onu trolleyeceğim abi ama nasıl? Aa, Tarık düştü. Tarık aşağı düştü, gördünüz mü? Tarık iyi misin oğlum? Ana Tarık. Olamaz arkadaşlar, Tarık diye aşağı düştü. Herhalde durum ağır olmalı. Tarık iyi misin? Ana Tarık, beni korkutuyorsun. Durun arkadaşlar, şimdi küçüleceğim ve Tarık'ın beyninin içine gireceğim. Bakalım sorun ne arkadaşlar. Tarık bayılmış. Hadi giriyorum, hop. Aha, şu anda Tarık'ın beyninin içindeyim arkadaşlar. Bakın Tarık'ın beyni. Daha doğrusu Tarık kafasının içindeyim arkadaşlar. Yanlışlığı düzelteyim. Tarık kafası bu. Oo, Tarık kafanın içine bak, her yerde elmaslar var. Zenginsin he. Tarık'ın beynine bakın arkadaşlar, bu arada ne kadar küçük. Neyse neyse, şimdi Tarık'a ne yapacağım arkadaşlar? Ne var burada? Osur var, elektrik şoku var, kendine yumruk at var. Evet var, hayır var, ekranı aç kapat var. Uyu var, uyan var, anır var. Tamam tamam, uyana seçeceğim arkadaşlar ve Tarık şimdi uyanacak. Hadi Tarık uyan kardeşim, uyan. Ne oldu bana böyle? Arkadaşlar sanırım çatıdan düştüm. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Ne oluyor be? Ben mi yaptım onu? Araba sen mi yapıyorsun? Aa, kim yapıyor onu? Kim yapıyor? Kim o sordu? Ne oluyor? Arkadaşlar kendime vurmaya başladım. Herhalde kafayı yedim. Bir şey oluyor bana. Ne oluyor? Tarık şu anda arkadaşlar kontrol ediyorum. Osur yapıyorum. Kendine yumruk attırıyorum. Elektrik şokunu denemek istiyorum. Elektrik şoku ne işe yarıyor arkadaşlar acaba? Denesem mi? Neyse deneyelim arkadaşlar. Ay, elektrik çarptı bir yerden. Ne oluyor? Şuna bakın arkadaşlar, elektrik şoku da çok eğlenceliymiş. Tamam, üçünü de denedik. Başka ne var arkadaşlar? Anır var tabii. Anırtalım birazcık Tarık'ı. Allah Allah. Şimdi ne oluyor abi ya? Ben vallahi kafayı yedim arkadaşlar. Herhalde kafamı yere çarptım, ondan oldu. Neyse, gidip benim yüzümü yıkayacağım abi. Bana bir şeyler oluyor. Bunları çözdüm arkadaşlar. Mesela Tarık'a evet dedirtebilirim her bir şeye, ya da hayır da dedirtebilirim. Böyle istediğim her şeyi cevabı seçebiliyorum arkadaşlar. Olumlu ya da olumsuz. Bunlarla arkadaşlar Tarık'ı böyle sağa sol kontrol edebiliyorum. Başka aşağıda bir şey var mı? Yok. İyi ya, Tarık'ı kontrol etmek kolaymış arkadaşlar. Zaten beynine bakın şunun, küçücük. Ay, hapşırığım geldi. Allah Allah, Tarık beni görmesin arkadaşlar. Tarık beni görmesin. Oh be, rahatladım. Hapşırınca bir rahatlık geldi. Gelir Tarık, gelir. Abi Tarık beni görecek. Benim nasıl kurtulacağım buradan? Şöyle yürüyelim arkadaşlar. Yürü 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 yürü. Hemen şuradan bir delik atacağım Ferit ailesi. Bir an önce kaçalım ve karargahımıza girelim. Tamamdır canım ailem, kaçtık. Koş 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 koş. Dur bakalım. Burada bir gariplik var. Bak sen şuna. Aha, gidiyor bakın. Demek ki yatağımın altına girdin he. Kıralım hemen şöyle arkadaşlar. Ha? Aa, şurada bir delik var. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Burada tam bir gece geçireceğiz. Yani şu an geçirmemiz gereken, dur bir hesaplayayım. Bir 17-16 saatimiz falan var abi. 16 saat buradayız. Evet, birazcık zor olacak arkadaşlar ama bir tane yatağımız var. Ben bu yatakta yatarım kalkarım arkadaşlar. 17 saat su gibi geçer. Ha? Ha?
Sen beni sen trollüyordun değil mi? Buldum seni sonunda. Şimdi işini bitireceğim seni. Sen bittin oğlum. Olamaz, ben kaçıyorum. Gel buraya. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Ha, nereye geldim ben böyle? Neyse arkadaşlar, şuradan hemen kaçalım. Sağda sola giden videom arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Sağda sola giden çıkan videoyu tıklamayın. Kaçın çabuk. Arkadaşlar sağda sola giden videoyu lütfen onu tıklayın arkadaşlar. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Bir ritüel ailesi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.